Siyasi partilerin Samsun il başkanları yaptıkları açıklamalarla bir koalisyon hükümeti kurulmasında umutlu olduklarını ortaya koydu. AK Parti Samsun İl Başkanı Muharrem Göksel, CHP İl Başkanı Dinçer Soylu, MHP İl Başkanı Ömer Süslü, HDP İl Eş Başkanları Cevdet Bakın ve İlgi Çigen, Saadet Partisi İl Başkanı Hasan Bayram var. Büyük Birlik Partisi Samsun İl Başkanı Ahmet Katrancı, burada Vatan Partisi İl Başkanı Haydar Çolak, HEP Partisi Başkanı Berat Çakır, Anavatan Partisi İl Başkanı Mustafa Kılıç, Haber Medya Grubu'nun iftarının ardından yaptıkları özel açıklamalarla hükümet kurulma modellerini değerlendirdi. Siyasi partilerin il başkanları değerlendirmelerinde şunları söyledi. Ülkede bir hükümet lazım. Bu hükümetin de kurulması bir an önce gerçekleşmesi lazım. Bence parti liderleri bu nasıl söyleyeyim yani böyle boş gibi görünen şeyleri bırakıp ülke gerçekleri neyse o konuda konuşmalarını yapıp ülkeyi bir an önce hükümete kavuşturmaları lazım diye düşünüyorum. Ben onu da olmazsa olmam, bununla olmazsa olmam gibi söylemlerden ziyade bir tablodaki doğruları koyarız ortaya. Deriz ki Türkiye için bu lazım, bu lazım, bu lazım. Bunlar da olmaması lazım. O doğrultuda bir koalisyon çizgisi çizilir. Bununla ilgili ortak olacak olanlar olur. Ülkenin menfaati için hükümetin bir an önce kurulması lazımdır. Koalisyon hükümetin kurulup sıkıntıların ortadan kalkması, işte emeklilerin sıkıntıların ortadan kalkması, taşeron işçinin ortadan kalkması, öğrencilerimizin yurt ve okul sorunun ortadan kalkması, yani yoksulluğun ortadan kalkması, özgürlüklerin daha geniş olabilmesi, yasakların ortadan kalkması, baskı ve zulmün ortadan kalkması gibi şeylerden dolayı şey yaptı. Yani yarın bir koalisyon kurulmazsa bunun sebep olanlar, koalisyonun kurulmasını engel olanlardan halkımız hesap soracaktır. Biz öyle diyoruz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak özverilerde bulunuyoruz. Gerekli fedakarlıkları yapıyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi olarak ve yine muhterem genel başkanımızın söylediği ilkeler doğrultusunda koalisyon görüşmelerine kapımızı kapatmış değiliz. Ama son 10 yıldır yaşananlara baktığımızda bir AKP-HDP koalisyonunu daha uygun olduğunu düşünüyoruz. Ya da AKP-HDP olmazsa özellikle çözüm süreci adı altında bu ülkeye dayatılanların illaki devamını istiyorsa AKP, CHP ile de bir koalisyon, çünkü biliyorsunuz CHP'nin de seçim beyannamesinde çözüm süreciyle ilgili maddeler var. Onlarla birlikte tabii ki koalisyon yapabilirler. Bu noktada daha doğrusunun onların olduğunu düşünüyoruz. Ama diğer ikisiyle kuramadılar. Bu sefer Milliyetçi Hareket Partisi'nin kapısını çalmak zorunda kalacaklar. Bizim kapımız onlara açık. Gelirler, otururuz, konuşuruz. Tablo böyleyse bu tabloda seçilenlerin, belki muhalefettekilerin hepsi bir araya gelerek bir hükümet kurmalılardı. Kimisinin ben onu istemiyorum, ötekinin ben ötekini istemiyorum deme hakkı yok. Demin de söylediğim gibi halkın seçtiği milletvekillerini kimsenin istememe hakkı değil. Onlarla birlikte bu ülkede yan yana yaşamayı hedeflemeliler. Zaten iki seçenek görünüyor. Hani gerçekçi baktığımız zaman ya AKP ile MHP veya AKP ile CHP'nin koalisyon oluşturacakları gibi bir durum var. Öyle bir gerçeklik var. Tabii bizim gönlümüzden geçen AKP ile, hani illa olacaksa AKP bu işin içerisinde, ki zaruret o şekilde görünüyor, CHP'nin yapmasıdır. Bizim destek vereceğimiz odur. Çünkü biz MHP'ye hiçbir şekilde destek veremeyiz. Zaten kırmızı çizgileri olan bir partiye destek vermemiz de beklenemez. Ben HDP'nin sadece Kürt siyaseti yapacağını inanmıyorum. Sadece Kürtçülük üzerinden siyaset yapacağına inanmıyorum. Bu anlamda sol siyasetin içerisinde de bir boşluk vardı. O da orada yerini aldı. Bundan sonra ne olur? Tabii bundan sonra 45 günlük süreç devam ediyor. Bu 45 günlük süreç içerisinde hükümeti kurmalarını biz temenni ediyoruz. Zaten ilk basın toplantısında bunu söylemiştik. En kötü hükümet hükümetsizlikten iyidir. Yeniden Türkiye'nin seçime gitmesi çok ekonomik olarak da siyasi olarak da bir sıkıntıya sokacaktır ülkeyi diye düşünüyoruz. Bizim Büyük Birlik Partisi olarak AK Parti, CHP, MHP üçü bir koalisyon kurmaları ve vaat ettiklerini yerine getirmeleri ve en mühim şey de seçim kanununu değiştirmeleri ve bu seçim kanununda barajın ortadan kalkması. Temennimiz bu.
Ben inanıyorum ki milli bir düşünceyle hareket ederler ve milletimizin çıkarları adına şimdi bu Amerika'nın kurmak istediği bu koridor, Akdeniz'e uzanan koridoru izin vermeyeceklerini düşünüyorum. Böyle inanıyorum buna da. Böyle olmasını temenni ediyorum. Çünkü bizim için hayati bir önemdir bu Akdeniz'deki koridor. Hayati önemlidir. Bunun derhal önüne geçilmeli. Kurulacak bir koalisyon da bu anlamda adım atarsa eğer ona bütün muhalefet partileri ve muhalefetin destek vermesi gerekiyor. Halkın ne halde olduğu veya işte topluluklar, kimse Türkiye'nin halini değil. Herkes meclis başkanlığı, işte bakanlık, koalisyon. Yani kısacası süreç iyi değil. Yani ben erken seçim düşünüyorum. Gündemimizde erken seçim sinyalleri var. Kavgasız, gürültüsüz, içinde barışık, kendisiyle barışık, dünyayla barışık bir yönetime ihtiyacımız var acilen. Ve herkesle barışık. Bizi uzun zaman bir Nadas'a bıraktılar. Bir 22 yıl Nadas'ta kaldık ve şu anda ayağa kalkmaya çalışıyoruz.